2005 yılında Çernobil'in yol açtığı radyasyon sonrası kansere yakalanan ve hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'yu ve onun gibi kanser nedeniyle hayatını kaybeden Karadeniz'deki bütün yurttaşları, dostları saygıyla anarak ve selamlayarak başlamak istiyorum. Ülkenin emeğiyle geçinen, alın teriyle karnını doyuran halklarına seslenmek istiyorum. Bugün burada ülkenin bir ucuna bir atom bombasının konulmasını tartışıyoruz. Ve bunu yaptıkları takdirde öbür ucuna Sinop'a bir atom bombası koyacaklar. Neden atom bombası koyuyorlar bunu kısaca anlatayım. Çernobil'i biliyoruz. Hiroşima'yı biliyoruz. Fukushima'yı biliyoruz. Nükleer kazaların, nükleer patlamaların nelere yol açtığını, kaç yıl boyunca, kaç on yıllar boyunca ne kadar insanın hayatına mal olduğunu biliyoruz. Kazım Koyuncu'yu biliyoruz. Çernobil'in bile bu ülkede yol açtığı yıkımı biliyoruz. Ve bunların derdi ne halka ucuz elektrik vermek, ne halkın elektrik ihtiyacını karşılamak, ne de ülkenin çıkarlarını gözetmek değil. İki tane dertleri var. Bir, rant elde etmek. Araziyi ranta açmak, yandaşlara yeni servet kaynakları yaratmak. İki, nükleer silahın altyapısını yaratmak. Yedi düvel biliyor ki, bütün dünya ülkeleri biliyor ki, her nükleer santral aynı zamanda bir nükleer silahın altyapı merkezidir. Ve güç zehirlenmesine uğrayan bu iktidar aynı zamanda bir nükleer silah yapmak istiyor. Ve nükleer silahın ne anlama geldiğini bugün Putin'in dünyayı nasıl tehdit ettiğinden görüyoruz. Ülkeyi ve halkları yıkıma götürmek istiyorlar. Neden mi bir atom bombası koyuyorlar? Yaptıkları santralin inşaatından biliyoruz. Ruslarla beraber ortaklık yapan müteahhitlerin daha önce yaptıkları inşaatlardan biliyoruz. Çöken barajlardan, çöken siyanür havuzlarından, daha açılmadan yıkılan otoyollardan biliyoruz. Yıkılacak bir santral yapıyorlar. Nereden mi biliyoruz? Hısım akraba atamalarından biliyoruz. Ziraat mühendisini tıp fakültesine atayanlardan, Manav'dan TÜBİTAK müdürü yapanlardan biliyoruz. Bunun başına kim atayacağınızı, hangi yakınınıza 5. 6. maaşı vereceğinizden biliyoruz. Ülkeyi nasıl yönetiyorsanız bu santrali de nasıl yöneteceğinizi, nasıl bir tehlike yaratacağınızdan biliyoruz. Bu ülke bir yıkımla yüz yüze bırakılmak isteniyor. Tarih öncesinden çıkmış, orta çağdan, orta dünyadan gelmiş, gözü doymuş mahlukatlar gibi ülkeye saldırıyorlar. Dağları, ormanları yağmalıyorlar. Zeytin alanlarını yok ediyorlar. Dereleri, çayları kurutuyorlar. Ve ülkenin taşını, toprağını, havasını zehirliyorlar. Kendileri yıkılırken ülkeyi de bir yıkıma götürmek istiyorlar. Ben buradan diyorum ki bu yıkıma son verilecek. Bu ülkenin yoksul halkları sarayın kapısına da, nükleer santralin kapısına da, saltanatınıza da son verecek. Biz kamulaştırmayacağız bu santrali. Biz bu santrali millileştirmeyeceğiz. Kimin yaptığına da bakmayacağız. Biz bu santrali kapatacağız. Biz bunun gibi bütün projeleri yok edeceğiz. İnsana, doğaya, ülke halkına zarar veren, düşmanlık eden bütün projeler karşısında bu halkla beraber direneceğiz ve inanın kapısına kilidimizi vuracağız. Nükleer santrali konuşuyorsunuz. Orada ölen işçileri, kaza getiren işçileri ağzınıza bile almıyorsunuz. Daha bir saat önce 13 işçi yaralandı, biri ağır yaralı, trafik kazası. Geçtiğimiz günlerde bir işçi öldü. Orada işçiler maaşlarını alamıyor ama umrunuzda değil. Umrunuzda değil çünkü işçinin canı, vatandaşın canı, halkın canı sizi ilgilendirmiyor. Bir tane derdiniz var, rant elde etmek. Bir tane derdiniz var, güç zehirlenmesini doğruğa çıkarmak. Hesabını biz soracağız, hesabını bu ülke halkları soracak, sizi de kapatacak. Ve şunu bilin, siz biliyorsunuz, adınız gibi biliyorsunuz, yıkılıyorsunuz ve hesap vereceksiniz.
ve şunu siz hepiniz bilin. Burada kalkan her parmak suç ortaklığıdır. Burada kalkan her parmak bu suç ortaklığının hesabının sorulmasını gerektiriyor. Bu hesabı biz soracağız. Hadi bakalım.